Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Çok ilginç bir şekilde buluştuk. Ara sahnedeyiz. Uğur Uzuner bize çok uzun anlatacağı için ben kısaca konuyu kapatıyorum. İlk defa böyle bir program çekiyorum. Şu anda Yelken Yıldız Kenter gibi söylüyorum. Evet, anladın Canikolar gibi. Ama öyle. Gitme oralara, gitme, çıkma. Uğur, nereden çıktı bu fikir? Orayı mı anlattın? Orayı anlat ya, onlar duysunlar. Biz aramızda konuşuyoruz. Fikir, sahneyi açma fikri. Bizim Serhat Barış diye bir arkadaşımız var. O uzun süredir internette, çeşitli sitelerde sahne yapabileceği bir yer arıyormuş. Burayı bulmuş. Benim bir oyunuma geldiler tesadüfen. İzmir'den bir arkadaş olan ekibiz biz. Ya okuldan ya Bornova Belediyesi Tiyatrosu'ndan. Sahne yapalım mı, öyle bir yer var falan filan, nasıl olur diye sabah buraya geldik ve bir anda kendimizi işin içinde bulduk. İnanılmaz bir şey. Ben bu apartmana gelince hiç beklemiyordum. Müthiş bir sahne yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu bence de ya. Ama konumuz sahne değil tabii ki. Kardeşlerimi arıyorum. Çok yakında, hani vardı ya böyle, bayağı dizi başlıyormuş gibi. Aynen öyle, yakınca. Şey, ana haberden önce giriyor değil mi bu? Her zaman. Her zaman. O zaman en sol baştan karakteri anlata anlata gelelim mi? Herkes kendi karakterini birazcık ipucu versin ki oyuna gelen. Şavi karakterini. Şavi. Onur'un çocukluk arkadaşı. Ben de biraz böyle baba olmadan önce ve baba olduktan sonra daha ne? Böyle böyle bakabiliyorum yani. Oyunun açılış sahnesinde en hareketli sahne, en böyle ilişkilerinin ortaya çıktığı sahne. Böyle yani. Böyle yani. Bu kadar vazgeç konu. Sizin efendim? Biz aslında böyle birkaç karakter tartışılıyor mu? Nereye istiyorsan oraya. Bana anlatmanıza gerek yok. Evet. Birden oynuyoruz. Birkaç tane var ama hepsi çok keyifli. Bir tanesi polis. Can'la beraber oynuyoruz polisi. Polis sahnesinde Amur'un gerginliğinin iyice arttığını ama bir taraftan da aslında o gerginliğin biraz absürt göründüğü, daha doğrusu polislerin absürt göründüğü bir yerden anlatıyoruz. Karolina çok kendini bulmaya çalışan biri. Evet, çok ona şey yapma. Çok detay vermiyor. Karolina sürprizli bir insan. Yani şöyle, Karolina diyoruz, bazen başka bir isim söylüyoruz. Bu kadar yani, inanılmaz. Evet. Değişik bir spoiler. Evet. Polis bey. Kimse hiçbir şey anlamadı. Ben de Amur'un kuzenini oynuyorum. Benim tipimin de bir öncesi ve sonrası var. Değişiyorsun. Kendini Budizm'e adadıktan önce ve sonra diye apayrı 180 derece farklı bir yere gidiyor ahlak. Yine diğer tiplerimizden bir tanesi polis ve bir tanesi satıcı. Birlikte çok eğleniyoruz. Çok da spoiler'ı vermeyeyim. Verme çünkü oyun. Böyle bakalım. Uğurcuğum. Ben de Amur'um. Demeyecektim bunu, biz bulacaktık. Evet. Ya. Afişte ben varım. Evet. Ama afişte şey gibi, İran'dan bir kısa film, kana hazırlanmış evet. gibi ama sonra bakıyorsun böyle güzel. Vallahi güzel. Normalde şey, Açelya diye Barış'ın başka bir yerden öğrencisi olan bir arkadaşımız var. O yaptı afişi. Ben normalde hep şey derim yani, hani afişte benim fotoğrafım varsa hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Yani normal tasarım olsun isterim ama çok beğendim bunu. Gerçekten güzel. Evet. Çok çok iyi bir tasarım. Çok iyi. Yazı karakterleri de çok iyi ama onu sonra konuşuruz. Evet. Ama orada şey yani, bu oyunu yani aslında bu Barış'ın cümlesiydi ama bir gerçek insan ve geri kalanını animasyon tipler gibi düşünün gibi. O gerçek insan Amur ve bu İsveç'te bir patlama sonrası yaşadığı gerginliği konu ediyor oyun. Travmatik bir konu. Bir travmatik bir konu ama bunu garip bir şekilde çok komik yazmış bu adam. Çünkü i̇şte travmalar. Diğer evet. Diğer karakterlerle teke tek ilişkiye girerek, diğer tiplerle demeliyim daha doğrusu. Bir gününü izliyoruz Amur'un. Oo, çok merak ettim. Daha da büyüdü. Sizin efendim? Ben de iki farklı tipi canlandırıyorum. Bir tanesi... Şey, Uğur hep bize tek kaşe mi veriyor? Sormayın. Yani... Öyle mi? Patron onlar. Üçümüz. O zaman kalan ekip. Biz bayağı... kimseye bir şey vermemeyi tercih ediyoruz. Kolay bir çözüm. Gerçek bir patron gibi davranım. Güzel. Üç ortak, ikişer karakterden bir Amur. Güzel, anladım. Güzel matematik. Evet. Bir Uğur'un çocukluk, yani Amur'un çocukluk ve karşılık bulamayan aşkı. Bir tanesi de büyük annesi. İkisi de sen misin? İkisi de benim.
Ama farklı farklı şeylerde. Zaten bir araya çok gelmiyoruz biz. Evet, yani hem çocukluk aşkı hem de büyük annesi. Değişik. Enteresan bir dramaturji diyebiliriz. Bir de şey, yani Amor'un ne zaman aslında başa çıkışsa, sıkışsa ve kendisini çıkmazda hissetse aradığı kadınların bir yandan da, yani öyle bir şey buldum ben kendime. Aa, güzel. Barış aslında neden oldu buna, yani bu açarı o verdi bana da. Her şeyi sen mi söyledin? Tabii. Her şeyi yani ben söyledim. Barış, peki. Sana cümle kaldıysa. Bana cümle kaldı. Ben de oyunu anlatayım. Lütfen. Evet, tamam. İşte dur, ben de kendimi düzelteyim. Önce oyunu nereden bulduğumuzu anlatayım. Oyun, İsveç'ten. İsveç'ten bulduk. Evet. Jonas Asankemir'i benim çok sevdiğim bir yazar. Yıllar önce de onun bir oyununda oynamıştım. İstila diye. Aa, biliyorum İstila. Oyunu bilirsin. Evet. Aynen. 5 sene oynadık falan filan. Aşırı sevdiğim bir yazar. Çok sevdiğim bir tekst. Uğur bana burada böyle bir şey yapmamla ilgili bir teklifte bulundu. Ben de dedim elimde böyle bir tekst var. İstersen gel bunu yapalım. Çok iyi bir yazar bence. Çok çok ciddi ve derin meseleleri çok komik anlatıyor. O yüzden de bence yönetmen olarak seni çok heyecanlandıran bir taraf o. Yani çok ciddi bir yerde. Oyuncaklı bir iş çok değil mi? Oyuncaklı. Bir de öte yandan çok böyle bıçak sırtı yerlerden mizah. Yani, gel kadrajdan çıkma. Şöyle böyle mizah üretmek bayağı iş ya. Bayağı çok iş. Yani. Çok iş çünkü ama. Böyle hani tehlikeli yerleri düşüyor mu düşmüyor mu? Sürekli oraya kollaman gerekiyor. Oyun işi biraz konuşuldu. Amor'un 24 saatini anlatıyor. Stockholm'da bir bomba patlıyor. Sonra aslında şehirdeki bütün Orta Doğu kökenli insanlar bir şekilde bir gerginliğe giriyorlar. Yani ne derler, bir mahalle baskısı, bir toplum baskısının altına giriyorlar. Onu da böyle komik tiplerle, böyle karikatür tiplerle, çizgi film gibi tiplerle Amor'un gerçekliği üzerine inşa ettiği bir yapısı var. Bir 24 saat izliyoruz aslında. Çok merak ettim. Kabaca. Hep ara sahnede miyiz peki? Şimdilik öyleyiz. Şimdilik sonra bakacağız. Bir iki turne fikrimiz var Nisan ve Mayıs ayı içinde. Ondan sonra yavaş yavaş bakacağız. Anadolu yakasına falan geçmek. Lütfen. Evet. Orası ayrı bir yer gibi. Evet. Yani seyirci de mesela enteresan bir şekilde böyle bir Anadolu yakasında duran seyirci diye bir şey var. Evet. Avrupa'daki de öyle bir. Evet. Herkes olduğu yerde. O da iyi yani. Oyundan hareket etmesi de güzel. Evet. Güzel. Güzel tabii ama biz sahnemizde de çok oynamak istediğimiz için. Önce dedik burayı, burası. Burayı sonra görmeniz gerekiyor. Evet. Bu inanılmaz bir yer. Yani bir film setine girmişim gibi. Gerçekten bizim öyle. Bizim hayalimiz, hedefimiz yani İstanbul'daki seyirciyi ara sahneye getirmek. Bir son soru soracağım. Bu kadar böyle fırlama bir ekipsiniz anladığım kadarıyla. Siz evet. Ciddiyeti hangi ara buldunuz ve tekst ezberlendi ve sormayın. Yani ben çok ciddi biriyimdir normalde. Zaten demin tiyatroya girişi var. Evet. Her gün öyle girmiyor. Ya ama güzeldi. İyi bir evet giriş. Çok öyle hoş bir gün geçirdim. Hepimiz yani için. Aynen. Trafikten olunca. Aynen. Tamam, nasıl koparladınız birbirinizi? Nasıl? Uğur bizi toparladı diyebiliriz. Aslında bir yere gibi. Biz daha önce Uğur'la yıllar önce beraber bir oyun oynamıştık. Oradan tanışıyoruz. Bütün ekibi Uğur ve ara sahne bir araya getirdi. Ben de şöyle diyeyim buna. Hani, burada zaten sürekli olarak bir şeyler yapıyoruz ve biz de hani böyle hem aklına hem yeteneğine güvendiğimiz hem de sevdiğimiz insanları buraya çağırmaya çalışıyoruz. İşte ilk durak Barış oldu. Çok iyi. Onu böyle o oynadığımız ikinci kattaki park oyunundan beri işte bir daha bir şey yaparız konuştuk yapamadık falan filan. Fırsat oldu geldi ve işte geri kalan bütün top ondaydı yani. Buradayız. Evet yani bir de böyle gerçekten bir şey yani böyle ne derler? Astrolojik bir buluşma mı? Ne der? Yani ben biraz ona çok inanıyorum. Çünkü harika insanlar bir araya geldi. Pin kodlarına baktın mı? Bakacağım. Bakmadım. Bir ara. Yani böyle tasarımcılarımızdan, oyuncular, sahnenin insanları, Açeyli'ye işte tasarımımızı yapan, afişi yapan arkadaşımız. Hep böyle çok doğru işini çok iyi yapan ve çok tatlı insanlar bir araya geldi. Oyunculardan, ekipten ve bütün yaratım ekibinden yardımcı yönetmenim Aslı Menaz, Kayra. Evet, merhaba. Vallahi çok iyi bir ekip. Evet, oyun şarkılar yazıldı. Çok sürprizli bir oyun izleyecekler aslında. Evet, yani burada sadece bir dram varmış gibi bir hava yaratılması. Hiç dram yok. Hiç yok. Ben anladım. Sizi kandırıyor. Hiç dram yok. Oyunları o zaman Taksim Ara Sahne'den takip ediyorlar. Yes. Bir de hepiniz tek tek paylaşıyorsunuz zaten. Biz Instagram'lardan paylaşıyoruz. Ara Sahne'nin Instagram sayfasını takip ederlerse. Olan evet işte lütfen. Olur. O çok iyi olur. Nisan takvimimizde Nisan, Mayıs, Haziran. Vallahi oynayacağız bol bol. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Çok tatlıydı.